Kolombiya Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayan Helen Rose Ibach, halen Houston Üniversitesi'nde sosyoloji alanında profesör olarak görev yapıyor. 38 yıldır akademisyen olarak görev yapan Ibach, dinler sosyolojisi alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda birçok ödüle layık görülmüş. Afrika ve Avustralya'daki kabile dinlerinden günümüz inanışlarına kadar birçok araştırma yazıları olan Helen Rose, insanlara kendi dinlerini anlama yolunda yardımcı olabildiği için çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Öğrencilere dünyanın değişik dinlerini anlatabilmek için çok güzel bir deneyim benim için. Afrika'nın ve Avustralya'nın en eski dinlerinden başlayarak Amerika yerlilerinin dinlerine, oradan Hinduizm ve Budizm'e, Konfüçyanizm'e ve Daonizm'e ve tabii ki Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tek tanrılı dinlere varana kadar incelemek. Bu tür bir birikimden dolayı Gülen hareketiyle ilgilenmeye başladım. 11 Eylül'de uçaklar binalara saplandığı zaman ben bu dersleri veriyordum. Hatta saldırı olduğu sırada ben dersime hazırlanıyordum. Olayı duyduğumuzda ben dersi kestim. Daha doğrusu bir öğrencinin, "Doktor Ibach, New York'ta olanlar hakkında bir yorumunuz olacak mı?" diye sorduğunda, ne hakkında dediğimde, öğrencimin bana olanları anlatmasıyla New York ve Washington'da olanlardan haberim oldu. Dersi kestim ve eğer bana söyledikleriniz doğruysa dünya artık aynı dünya olmayacak. Zaten ne olacağını televizyonlardan izleyeceğiz. Ama gitmeden önce sizi uyarmak istiyorum. Buradan çıktıktan kısa bir süre içinde bazı İslami grupların bu saldırılardan dolayı adlarının anıldığını duyacaksınız. Ve işin gerçeği, bu olaya bazı Müslümanlar da karışmış olabilir. Ama özellikle önümüzdeki günler için şunu hatırlatmama izin verin. İslamiyet bu anlatılanlar değil. Ve sonrasında ise bilinen hadiseler oldu. İnançsız insanlarla inanan insanlar arasında mukayese yapmak gerçekten zor bir şey. Ama şunu söyleyebilirim ki, din çok güzel bir şey olabileceği gibi, gerçekten tahrip edici bir unsur olarak da kullanılabilir. Bu bakımdan din çok dikkatli olarak ele alınmalı. Bazıları dini kimlikleriyle çok güzel işler ortaya koymuşken, bazıları da dini tahrip edici bir olgu olarak kullanmaktalar. Yani söz konusu olan dinse, toz pembe gözlüklerle ve ön yargılarla değil, bir analiz gözüyle bakmak lazım. Ben derslerimde bu bakış açısını kullanmaktan yanayım. Hangi şartlar altında din cemiyete katkı yapabilir veya hangi şartlar altında tahrip edici olarak kullanılabilir keşfetmeye çalışıyorum. Gülen hareketi üzerine ilk kez bir şey duymam 11 Eylül'ün 10 gün sonrasına denk gelir. 21 Eylül günü Washington Post'ta tam sayfa olarak 11 Eylül'de yapılanları protesto eden bir yazı okudum. Dikkatimi çekti çünkü işte dedim, 11 Eylül'ü sorgulayan İslam'ın barışçı ve mutedil yolu bu. Böyle şeyleri Amerika Birleşik Devletleri'nde çok görmemiştik açıkçası. Hatta medya İslam'ı terörizmle eş tutmaktaydı. Altındaki imzaya baktım, M. Fethullah Gülen, imam ve düşünür yazıyordu. Kim ki bu kişi dedim. Bundan sonra galiba 2006 yılına kadar olsa gerek başka bir şey duymadım. Ta ki Gazeteciler Yazarlar Vakfı tarafından dinler arası bir konferansa açış konuşmasını yapmak üzere davet edilene kadar. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı hakkında bir bilgim yoktu. Konferansın başlığı 3. Harran buluşmasıydı. İlgimi çekti. Araştırdığımda piskoposların, hahamların, imamların ve vaizlerin katıldığı çok üst düzey dini toplantı olduğunu gördüm. Bu buluşmada 3-4 gün boyunca dinler arası diyalogla alakalı bahisleri mütalaa ettik. Sonrasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile olan temasım benim hareketle olan ikinci karşılaşmam oldu. Sonraki bir ay içinde harekete mensup veya ona gönül vermiş öğrencilerim vardı. Bu öğrencileri daha dikkatli incelemem gerektiğini düşündüm.
Çünkü karşılaşmış olduğum hareket çok değişik bir hareketti. Kendim dinler arası diyalog meselesini çalışan ve bu meselede aktif olan biriydim. Ve gerek hareket üzerine çalışan öğrenciler vasıtasıyla öğrendiğim sistematik bilgiler, gerekse kendi müşahede ettiğim şeyler çok ilgimi çekti. Sonrasında Türkiye'ye dinler arası diyalog grubuyla yaptığım geziden ve burada bulunduğum sıradaki ev, okul ve hastane ziyaretlerinde gördüğüm Gülen hareketi bir sosyal hareket olarak gerçekten incelenmesi gereken bir olguydu. Hareketin mensuplarının aşk ve şevki beni ilk günden beri etkilemiştir. Mesela bizim lisansüstü öğrencilerimiz çok ders çalışırlar, çalışmak zorundadırlar da. Buna rağmen haftada 25-30 saati hareketin oradaki aktiviteleri için vakfedebiliyorlar. Ne zaman uyuyorlar bu insanlar inanın bilmiyorum. Müthiş bir enerji ve müthiş bir bağlılık. İşte bu nokta beni düşünmeye sevk etti. Bu insanları bu kadar adanmış olmaya motive eden neydi? Zaten bu sosyal hareketleri çalışırken de ilk sorulan sorulardan biridir. İnsanları sosyal hareketlere katılmak için motive eden şeyin ne olduğu sorusu. Bana göre din temelde insanlar tarafından bu dünyayı anlamak ve tecrübe etmek için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu noktada Joseph Kimball'ın dine yaklaşımını çok severim. Kimball der ki, insan dine bu dünyada huşu ve harikuladelikleri yaşamak için ihtiyacı olduğunu söyler. Bunun bütün dinler için geçerli olduğu kanaatindeyim. İbadetler, semboller ve kıssalar dinler için çok önemlidir mesela. Ben sadece hareketi betimlemeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca tarafsız olarak tabii ki. Amerika'daki çoğu kimse Gülen hareketini duymamıştır. Bu zaviyeden bakılırsa kitap aslında hareketi Batı dünyasına tanıtmak için bir hamle. Olabildiğimce hareketle aramdaki mesafeyi korumaya çalıştım ki tarafsız kalabileyim. Ne görebiliyorsam onu söyleyebileyim diye. İki soruya cevap bulmaya çalıştım. Bunlar, hareket nasıl finanse ediliyor ve harekettekiler için bu adanmışlığın kaynağı nedir sorularıydı. Bu sorular benim sosyal hareketleri araştırmam dolayısıyla seçtiğim sorulardı. Çünkü bunlar bir anlamda sosyal hareketleri araştırırken sorulan temel sorulardır. Bence okullar bu hareketin kalbi konumundalar. Sayın Gülen'in kendisi ta en başından beri gençliğin eğitimine çok önem vermiştir. İnsanı bir bütün olarak ele alıp eğitmek çok önemliydi. Bunu yansıtması bakımından okullar, dünyanın hareketi öğrenmesi noktasında hareketin vitrinindedirler. Verdikleri kaliteli eğitimden dolayı okullar konusunda çok ümitliyim. Kendi inancım odur ki hem tam bir insan yetiştirebilmek hem de şiddetin ve terörizmin hüküm sürdüğü şu dünyada onlara karşı koyabilmek için gençlerimizi eğitmemiz lazım. Bu noktada eğitimin en büyük inananlarından biriyim. Çünkü inanıyorum ki terörizmi bombalar ve kurşunlarla değil, ilk önce zihinde bitirmek lazım. Ve gençlerimize temel insani değerlerle düşünmeyi ve onlara sahip olmayı öğretmemiz gerekmekte. Bu noktadan okulların büyük bir destekçisiyim. Çok önemli olduklarını ve dünyaya da inanılmaz bir katkı yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü sıcaklıklarını ve konukseverliklerini takdir ediyorum. Mükemmel. Bu arada global manada hareketin fonksiyonlarından birinin de Türkiye'yi takdir duygusunu vermesidir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün biraz daha fazla insan hareket vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmekte, burada insanlarla buluşmakta, Türkiye'yi gezmekte. Bunun Türkiye için çok güzel bir şey olduğuna inanıyorum.
Şu anda hareketin Türkiye'nin dışında dünyanın geri kalan yerlerinde izini sürmek üzere bir çalışma yapıyorum. Şüphesiz ki hareket küresel bir hareket haline geliyor. Sosyal hareketler çalışan biri olarak bu çok ilginç ve heyecan verici bir çalışma olacak. Çünkü hareketin globalleşirken hem kendi çizgisini korumasını hem de bulunduğu yerel şartlara adapte olmasına tanık olacağız. Mesela yakın zamanda Azerbaycan ve Avustralya'yı ziyaret ettim ve gördüm ki benzerliklerin çokluğu yanında birçok da farklılık var. Yani bir sosyal hareketler teorisyeni olarak çok enteresan bir çalışma olacak. İnanıyorum ki Gülen hareketi dünya çapında çok hızlı büyüyor ve inanıyorum ki etkili olmaya başladı. Özellikle dinler arası diyalog sahasında. İlk başta eğitime büyük vurgu vardı. Şimdi ise inançlar ve kültürler arası diyalog da her gün artan bir önem kazanıyor. Bu harekete inananlar bir yere gittikleri zaman ilk yaptıkları şey bir diyalog ortamı oluşturmak. Mesela geçen senenin Aralık ayında Melbourne'deki Dünya Dinleri Parlamentosu'ndaydım ve yaklaşık 200 kadar Müslümanın içinde hareketten de insanlar vardı. Orada yerel yöneticilerle olan diyalog ve etkileşimlerinde ve yaptıkları sunum ve makalelerde gördüm ki giderek dünya çapında da önem kazanıyorlar. Her ne kadar sağlık sebeplerinden dolayı kendisi gelemese bile o parlamentonun açılış konuşmasını yapmak üzere Dalai Lama ile birlikte Sayın Gülen de davet edilmişti. Bu bile şahsında hareketin ne kadar duyulmaya başladığının ve dünya barışı için ne kadar önemli bir figür haline geldiğinin bir işaretiydi. Eskiden içinde bulunduğumuz topluluğu terk edip münzevi yaşayabilirdik ama artık bunu yapamayız. Teknoloji ve seyahat imkanlarıyla donatılmış global bir dünyadayız artık. Gerçekten tek bir dünya haline geliyoruz. Mesela yaşadığım yerde Houston'da artık Hindularla, Müslümanlarla veya Budistlerle komşu olmak sıradan bir olay haline gelmeye başladı. Bundan dolayıdır ki birbirimizin kültürünü ve dinini anlamak zorundayız ki barış ve ahenk içinde yaşayabilelim. Cultures and one another's religions, if we're going to live in peace and harmony.